Çok korktunuz mu? Hem nasıl korkmaz mız? Sabahlar kadar buğdu böbrek tuttular. Evlerimiz yanıyor yavrum, çabuk gelin gelin. Kaçın dendiğinde orada kalmayın, kaçın. Yangına müdahale ederken bir zehirlenme yaşadı, karbonmonoksit zehirlenmesi. Yangın bu çizgiyi, bu hattı aşağıya geçtikten sonra denilen o ki öleceğiz için her şey çok daha geç olabilir. En yoğun ekip sevkini Uyumaklı mahallesine gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2,5 dakika, 3 dakika kelebek buradan elimden su içti. Beni en çok gören bu ateşi söndürememek yordu. Diğer türlü bir yorgunluğum yok. Türkiye belki böyle bir tabloyu ilk defa yaşıyor. Yani yapacak bir şey kalmadan sözüm bittiği yer bıraktı. Evet abi, afet son durum nedir? Şu an Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Pınar Mahallesi'nin üst taraflarında orman yolunda ilerliyoruz. Ekiplerimizin yanına gitmeye çalışıyoruz. Saat şu an sabaha karşı 5, 24 saatlik periyotlarla çalışıyoruz. Orman yangının altında örtü yangını denilen bir bu kurumuş otlar, çam kozalakları vesaire malzemeleri hızlı bir şekilde tutuşarak ilerliyor. Bazı yerlerde çamlar hiç yanmamış gibi, yemyeşil dururken bazı yerlerde çamların tutuşmasıyla, kozalak fırlatmasıyla ve rüzgarın da etkisiyle, yani burada yangın varken 500 metre ileriye hemen kozalak gidebiliyor yandığı halde. Ve bir anda siz yangının ortasında da kalabiliyorsunuz. Şuradan bir ekibin yerini tekrar teyit edeyim. Burada yol ikiye ayrılıyor mu? Evet, yol burada. Yani şu an telefon çekmeyen bir yerdeyiz. Kör gidiyoruz. Muğla'da bugün Milas'a gittik. Milas'ın o köylerine gittik. Çökertme'deydik sabah itibariyle. İnsan yangın söndürülmüştü. Helikopterler su atmışlardı. İnsanlar da hafif tüten şeylere su atıyordu. Biz de onlara yardım ettik. İtfaiyedeki arkadaşlara yardım ettik. Birden köyün içindeyken rüzgar yön değiştirdi ve bütün ağaçlar yakmaya başladı. Köyün yakınındaki panik halinde insanlarla beraber kaçmaya başladık. Çünkü yangın çok yakındı ve ciddi manada insan kalabalığı vardı. Tahliye ederken çok zorlandık. Eğer yangın daha kuvvetli bir rüzgarla bizi yakalamış olsaydı Allah muhafaza orada birçok vefat olurdu. Allah'tan köy yanmadı. Sadece ağaçlık alan ve birkaç tane ev yandı. Çok şükür onlar da köyü teğet geçti. Şu an ekibimin yanına geldim. Onları bir ziyaret edip buradan da sütçülere Isparta'ya devam edeceğim. Oradan da inşallah tekrar buralara gelip buradan devam edeceğiz. Allahu Ekber. Bölgemiz kendiliğinden oluşan bir çukur bölgede olduğu için aslında kontrollü olarak ilerledi. Şu anda yangının 5. gün olmasına rağmen yangın çok uç noktalara ulaşmadı. Rüzgar da ilk 3 gün içerisinde aslında olumluydu. Dün itibariyle Ağla bölgesinde riskli bir durum oluştu. Bir gün önce oluşturduğumuz ve söndürüp soğutma çalışmalarını yaptığımız set yangın tarafından aşılıp Ağla'ya ciddi anlamda bir tehlike oluşturdu. Ve bunun sonrasında dün gerçekten yerel halkın ve bizlerin de desteğiyle bir çalışma başlatıldı ve tekrar yeni bir setimiz oluşturuldu. Biz İHA olarak olayın ilk gününden itibaren ilk aşamada orman işçilerimiz çok yorgun gelmişlerdi. Yani buraya gelen ekiplerimiz, dışarıdan gelen ekiplerimiz yani tamamen yorgunlardı ve yani bize gelen çağrı da gerek kaymakamlık gerek orman bölge şefliğinde ekiplerimizin hortumu tutacak güçleri kalmadığı şeklinde şeyler geldi ve biz ilk etapta onları dinlendirmek anlamında gerçekten sahaya indik. Bunun dışında dediğimiz gibi en son aşamada oluşan Ağla bölgesinde rüzgar ilk defa tersine döndü. Yangın bir anda Pınar mevkine de ulaşmaya başladı. Pınar mahallesinin risk altında olma hasebiyle şu anda burada bir set oluşuyor. Şu anda çevremizde gördüğümüz sağımızda ve solumuzda aşağıyı bağlayan set üzerindeyiz. Bu geceyi burada geçirdik. İstanbul'dan yine bugün 10 kişilik ekibimiz buraya ulaştı. Onlar da bizle beraber burada bu set üzerindelerdi. Karşımızda gördüğünüz tepenin arkasında yangın devam ediyor ve aşağıda çaya kadar ulaştı şu anda. Yani büyük risk aslında buradan yangının buradan aşıp Pınar mahallesine ulaşmasıydı. Çok şükür şu anda yani o risk gece rüzgarın durmasıyla o risk azaldı ve yangın aşağı şeritten devam ediyor. Çaya inme durumu var. Yani Pınar şu anda hani daha temiz gibi gözüküyor inşallah. Biraz sonra yukarıya operasyon bölgesine çıkacağız. Edilmiş olan tecrübeler var. Biz burada bodyleşmeyi yapacağız. Yukarıya çıktığımızda da programı nasıl davranacağımızı, nasıl yardım edeceğimizi burada kararlaştıracağız.
Yangının Köyceğiz'de çıktığı ilk noktalardan bir tanesindeyiz. Daha doğru tırmanışımız devam ediyor. Yaklaşık 2 kilometre kadar aşağıda ekiplerimiz yangın ekipmanlarını lojistik merkezinden teslim aldılar. Şimdi de yangına doğru tekrardan ekiplerimiz yol alıyor. Gece boyu buradaki çalışmalar devam etti. Bizler de bunlara şahitlik ettik. Hemen karşımızda yangın ilerlemeye devam ediyor ne yazık ki. Helikopterlerin ve uçakların ummalı çalışmaları ise sürüyor. Olay yerine gideceğiz. Yani sıkıntılı durumda zehirlenmeler ya da işte hayatını kaybetmeler yanmaktan kaynaklanmıyor. Zehirlenmekten kaynaklanıyor. Yani belli bir süre sonra o ciğerler artık sıkıntılı duruma düşüyor. Yani Allah'ın izniyle yani bu yangını bitireceğiz hep birlikte. İnşallah başaracağız. Allah yardımcımız olsa kolay gelsin. Şu an yangının tam sıfır noktasına doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Sabaha kadar nöbet tuttuğumuz bölgede herhangi bir yangın görüntüsü yoktu fazla. Ama şu an gündüz vakti bayağı bir harlandı. Ciddi manada tehlike oluşturmaya başladı orası. Şu an o bölgeye 20 kişilik ekibimizle beraber bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Buradaki son yangın bitene kadar buradayız inşallah. Kaçın dendiğinde orada kalmayın. Kaçın. Yani duman dönüyordur haberiniz olmaz üstünüze. Tamam. İçinde kalırsınız tamam mı? Biz onun iyiyiz. İçin aralarınız en fazla 2-3 metre olacak. Ney abi neden kaçtık? Alev üstümüze gelecek. Rüzgar da bir bize doğru geliyor, savruluyor. Kozalaklar 100-150 metre sıçrıyor üstümüze doğru. Onun için terk ediyoruz olayı. Bir sonraki durak noktasında bir daha tedbir alacağız. Şu anda ekiplerimizle birlikte yangının sıfır noktasına ulaşmış bulunmaktayız. Ekiplerimiz burada söndürme çalışmalarına destek veriyor. Hemen şu şekilde göstereceğim. Yetkililerin söylediğine göre Köyceğiz için yangını bu noktada durduramadık. Çok daha kötü senaryolar bizi bekliyorlar dediler. Bir yandan iş makineleri itfaiyeler için yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da burada söndürme ve soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yangının sıfır noktasındayız. Yangın hemen üst noktada. Bu hattı aşağıya geçtikten sonra denilen o ki öleceğiz için her şey çok daha geç olabilir. Ya öyle bir şey ki yangını burada söndürüyorsunuz, orada başlıyor. Orada söndürüyorsunuz, burada başlıyor. Biraz önce şahit olduk. Ekiplerimiz buradaki yangını söndürmüşlerdi. Söndüre söndüre aşağıya doğru ilerlediler. Şimdi tekrardan yangın yukarıdan aşağı alevlendi. Aşağıya doğru geliyor. Yorgan misali. Küçük bir yorgan düşünün. Yukarı çekiyorsunuz, ayaklarınız açılıyor. Aşağı çekiyorsunuz, başınız açılıyor. Bunun çözümü nasıl olacak? Gerçekten biz de merak ediyoruz. Dün akşam yolda görmüş olduğumuz tankerler an itibariyle bizim bulunduğumuz bölgeye ulaştı. Görmüş olduğunuz gibi Buzki'nin tankerleri burada arazözlere su aktarımı yapacak ve İHH ekiplerimiz de burada ormancılara, itfaiyecilere yangın söndürmek amacıyla yardımcı olacak. Az önce bir ormancı abiyle konuştuk. Şöyle bir serzenişte bulundu. İçimizi yaktı bu serzenişte. Böyle zamanlarda sağduyuyu elden bırakmamak gerekiyor gerçekten. Şu an şu eğimi görüyorsunuz. Tırmanmaya çalışıyoruz. İtfaiyeciler, ormancılar, İHH ekiplerimiz bu bayırları tırmanarak hortumları çekiyorlar ve işte görmüş olduğunuz yangının engellenmesini sağlıyorlar. Havadan da bir yandan söndürme çalışmaları devam ediyor. Helikopter sesini duyuyorsunuzdur. Hemen tepemizde uçuyor şu anda. Görüyorsunuz işte çalışmalar hem havadan hem karadan hummalı bir şekilde devam ediyor. Biz bile bu bayırı elimizdeki kameralarla çıkmakta zorlanmışken kendi teçhizatlarıyla birlikte bu yolları, bu bayırları çıkan itfaiyecilerimiz, gönüllülerimiz her birinin hakkını teslim etmek gerekiyor. Ya dedi, bu kadar çalışıyoruz, kimse görmüyor. 5 dakika oturuyoruz dinlenmek için. Biri bir fotoğraf çekiyor ve diyor ki orada yangın yanarken bunlar oturuyor. Bunları yapmamak gerekiyor gerçekten. İşte biraz önce görüntülerimizde görmüş olduğunuz gibi çalışanlara hiç olmazsa su taşımak gerekiyor. Yüreklerindeki harareti dindirebilmek adına. Evet, görüyorsunuz.
Evet, görmüş olduğunuz gibi gönüllü ordumuz, iyilik ordumuz hiçbir menfaat gözetmeksizin tırmıklarla bu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Aynı şekilde aradöz aşağıdan su basıyor. Burada da söndürme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Görmüş olduğunuz gibi ormanlarımız, ciğerlerimiz, asırlardır koruyarak büyüttüğümüz çınarlarımız ne yazık ki yanmış vaziyette. İçeriden doğru yandığı için yukarılara doğru baca vaziyeti görmüş ağacın açık yerleri. Şu an söndürülen noktalardan bir tanesindeyiz. İtfaiye personeli Ağlı bölgesinde yangına müdahale ederken bir zehirlenme yaşadı, karbonmonoksit zehirlenmesi. Biz de arama kurtarma ekibi olarak sahadaydık. Ben kendim zaten hemşireyim, gönüllü olarak buradayım. Arkadaşı gördüğümüzde hemen ilk müdahalesini yaptık, oksijen maskesini bağladık ve şu an rahatlamasını sağladık. Hastaneye sevki gerçekleşiyor hastalığı. Abi sabah 8'den beri buradayız. Buraya ilk geldiğimiz anda buradaki yangının aşağıdaki yerleşim yerlerine doğru hareket ettiğini gördük. Onunla ilgili müdahalelerde bulunduk. Aşağıda kepçeler, yukarıda bazı arkadaşlarımız elle tırmıklarla bu yangının yerleşim alanlarına ilerlemesini engellemek için çalışmalarda bulundular. Bu saate kadar da devam ediyoruz. Seni bugün en çok ne yordu abi? Susuzluk mu, şu bayırı çıkmak mı, o hortumu sallamak mı, ne yordu seni en çok? Beni en çok gören bu ateşi söndürememek yordu. Diğer türlü bir yorgunluğum yok. Zaten gönüllü olduğumuz için bu işle alakalı bir gönül yorgunluğumuz olamaz, beden yorgunluğumuz olamaz. Allah'ın izniyle de bu yangını inşallah söndürüp öylece evimize dönmeyi düşünüyoruz. Kuruyor mu şu anda? Durdurun diyor. Erol hocam! Abi kaç saattir buradasın? 2 saat oldu aşağı yukarı. Belki 3 saatimiz zamanla çok bakamadık. Belli miktar kontrol altına aldık ama alev sürekli görüyorsunuz burada. Tekrar yürümeye devam ediyor. Daha fazla suyu burayı söndürüp soğutmaya çalışıyoruz. Şimdi burada kameralarda göründüğü gibi hiçbir şey. Sıcak direkt yüzünüze vuruyor burada. Aynı zamanda duman, nefes almanız oldukça zor. Ama inşallah söndürürsek bu yorgunluğun karşılığını almış olacağız. Buraya yaklaşık 5 saat önce geldik. Biz ilk geldiğimiz saatlerde iş arabası burayı daha henüz açıyordu. İkindi vakitlerinde size göstermiş olduğumuz biraz önceki kayıtlarda şu arka bölgeyi söndürdüler. Şimdi de iş makinesi hemen şu hattı takip ederek arkadan dolandı ve yangının diğer ormanlara bulaşma ihtimalini bu yolu açarak engelledi. Strateji bu şekilde yürütülüyor. Yangını olabildiğince küçük alana hapsedip tamamen bitirmek. Bugün ne yaptık? Özetler misin abi? Muğla ekibini belediye başkanı aramış. Hakan kardeşimiz de bizi aradı. Ava tarafındaki yangının çok fazla yayıldığını ve buraya destek talep etmişler. Biz de Muğla ekibi ve İstanbul ekibi olarak 20 kişilik bir ekiple çalışmaya devam ediyoruz. Hani klasik bir söz olacak belki ama gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. Gecenin saat 9.30'u görüyoruz. Arazözler hala burada, köylüler burada. Rabbim tüm gönüllü kardeşlerimizden razı olsun. İyi ki varlar. Yani bir tarafta duman, bir tarafta sıcak. Bugün fark ettim. Ya bizim ekip sabahtan beri yemek yemedi. Saat 9.30 oldu. Yani hiç kimse de abi karnımız acıktı bile demedi ya. Elhamdülillah yani hakikaten durumun belki vehametinin en büyük özeti. Yani acıktığını bile farkına varmıyorsun. Gerçekten ciğerlerimiz yanıyor, ağaçlar yanıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Boşaltılan köy yollarından bir tanesindeyiz. Burada durum gerçekten çok ciddi. Şu kısmın hemen arkasında yangın var. İtfaiye ekipleri de burada canlarını hiçe sayarak çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Çünkü yangın devam ettikçe yükseltiden taş düşmeye devam ediyor. İşte görmüş olduğunuz gibi. Yolun ortasına düşmüş bir kaya, itfaiye ekiplerinin üzerine de düşebilirdi. Çalışanların yapmış olduğu fedakarlık gerçekten takdire şayan. Biraz önce itfaiye ekipleriyle bahsettiğim yer şurasıydı. Araçları görüyorsunuz, itfaiye aracı da hemen şu kısımda. Üst kısımların yandığını görebiliyorsunuz siz de çok net bir şekilde.
Arkamda helikopterlerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Havadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Köyceğiz Gölü'nden almış oldukları suları hemen arkamda bulunan bölgedeki yangını atıyor. Hemen üst bölgede de itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Evet, görüyorsunuz şu anda helikopter suyunu bırakıyor. Traktörün arkasında belki bir tonu bile bulmayan tankerlerle yangına su taşımaya devam ediyorlar. İşin bir de iletişim hizmet boyutu var. Ne yapıyor bu iletişim hizmet ekibi? Burada yaşananları tüm yalınlığıyla, tüm çıplaklığıyla sizlere aktarabilmek için en iyi kareleri sizlere ulaştırmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de Samet. Samet, uzun yıllardır afet bölgelerinde çalışmalar gerçekleştirdin. Elazığ'da bulundun, İzmir'de bulundun. Kartal'da bina çöktüğünde sen oradaydın. Yaptığın tek iş fotoğraf çekmekti. Bu fotoğrafları neden çekiyorsun dostum? Aslında biz İHA İnsani Yardım Vakfı olarak birçok faaliyette bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de afetler. Afetlerde bulunmamın asıl amacı da burada insanlar afetlerden kaçarken birçok gönüllü buraya kendi isteğiyle yardım ulaştırmaya çalışıyor. Ben de burada yapılan faaliyetleri tamamen olduğu gibi doğal haliyle fotoğraf çekerek insanlara göstermeye çalışıyorum. Burada yapılan çalışmayı binlerce, milyonlarca kişiyi buraya getirerek anlatamam ama belki çektiğim fotoğraflarla, görüntülerle belki milyonlarca insana bir şekilde dokunabileceğimi düşünüyorum. Geçmiş olsun abi. Tamam. Bu köydensiniz değil mi abi? Bu köyden. Buraları ıslatıyorsunuz. Evet, yangın cabı. Yangın gelirse korunabilmek evet, için. Korunmak için. Arabayı da aynı şekilde doldurdunuz. Ne olur ne olmaz gidelim diye. Evet. O gördüğüm şey seccade mi abi? Seccade. Nereye gideceksiniz giderseniz buradan? Gidersek Pınar Köy'e ineceğiz. Orada akrabalarınız mı var? Var. Onların yanına yerleşeceksiniz. Bu yangın buraya kadar ilk defa geldi değil mi? Normalde daha arkadaydı. Bugün görüyorsunuz siz bu manzarayı. İki gündür, üç gündür görüyoruz yani. Ha, yaklaşıyor ama sürekli. Sürekli yaklaşıyor. Hayvanlarınız var mıydı abi? Var. Büyükbaş. Büyükbaş. Ne yaptınız onları? Bunları aşağı taşıdık şu an. Siz sürekli burada yaşıyordunuz ama. Burada yaşıyorum. Çok zor ya. Gerçekten çok kötü bir şey ya. Yapacak bir şey yok. Daha önce Ağalık tarafındaydı. Oraya bile yardıma getirdim ben. Orada ses onu buraya geldi. Sen başka köye yardıma gitmiştin, öyle gittim, mi? Evet. Şimdi sizin köy evet, yardıma muhtaç oldu. Of 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 of. Ya bitti dağlar. Artık. Buralar sizin hep yaylalarınızdı değil mi? Sürekli evet, böyle yani. Gidiyordunuz. Yani yapacak bir şey kalmadı artık. Sözüm bittiği yer burası. Ne yapıyorsun Ömer? Etrafı suluyorum. Yangın için. Eğer buraya gelirse buralar yanmasın diye öyle mi? Evet. Yeni mi başladın sulamaya? Bayağı oldu. Sabahtan beri yapıyorsunuz yani. Evet. Görmüş olduğunuz gibi insanlar kendilerince önlem almaya çalışıyorlar. Yerleri ıslatarak en azından yangın buralara ulaştığı takdirde evimizin etrafı yanmasın diye çocuklarıyla birlikte ıslatıyorlar buraları. Bir yandan da arabalarını, yolluklarını hazırlamış durumdalar. Yangın eğer buraya gelirse aşağıya kendi akrabalarının yanlarına gidecekler. Hayvanları aşağıya gönderdiklerini söylediler. Görmüş olduğunuz gibi seccadeler, evlilik fotoğrafları, askerlik fotoğrafları duvarlardan söküldü. Gerçekten çok acı, gerçekten çok acı. Türkiye belki böyle bir tabloyu ilk defa yaşıyor. Muğla'da tablo ne yazık ki bu. İnsanlar yanlarına sadece hatıra fotoğraflarını alarak evlerini, yurtlarını terk etmek üzere teyakkuz halinde bekliyorlar. Bu öyle bir acı ki, yani emek veriyorsunuz, çapa yapıyorsunuz, şöyle ufacık, minicik bir bahçe yapıyorsunuz, biber ekiyorsunuz, domates ekiyorsunuz. Bir günün birinde karşı yamaçlardan, dağlardan, ormanlardan bir yangın geliyor ve sizi bulunmuş olduğunuz evde tehdit ediyor. Birçoğumuzun köyü, memleketi vardır. Kendimizi bu insanların yerine koyduğumuzda yüreklerimizin parçalanmaması gerçekten mümkün değil. Tek kelimeyle ifade edecek olursak arkamızda tam anlamıyla dehşet yaşanıyor. Görmüş olduğunuz gibi çıkan yangının ardından köylerin tahliyesi devam ediyor. Hayvanlar traktörlerin kasasında komşu köylere naklediliyor.
Yumaklı Mahallesi'ndeyiz abi. Biz Bayırlı'yız. Yardım amaçlı geldik buraya. Tahliye varmış diye duyduk. Ben zaten dayanamadım bir şekilde kendim. Babam hani korktu tek çocuk olduğum için. Göndermeyecek olduk başta. Sınıf arkadaşlarım vardı o yüzden burada. Tanıdıklarım. Öyle. Herkes süt yoğurt satarak geçimini yapmaya çalışan kişilerden birileri. Öyle kötü birileri değildir. Kimseye zarar olmayan bir köy. Birazcık tarihi köy. Taş duvarlar. Bizim köyde de şu an nöbetteyiz. Herkes ayakta. Sabaha kadar nöbet diyoruz. Şu anda Yumaklı Mahallesi'ndeyiz. Bu köy tamamıyla boşaltılmış durumda. Son kalan ekipler biziz. Bu bölgenin hemen arkasında bulunan dağlar tamamıyla alevlere teslim olmuş. 2 gündür Muğla'dayız. Biz böylesi bir dehşeti görmedik desek yeridir. Gerçekten durum çok zor. Tekrardan Yumaklı Köyü'ndeyiz. Yumaklı Köyü'nün girişindeyiz. Dün gece tam bu noktada yine bir anons çekmiş ve size burada yaşananları aktarmaya çalışmıştım. Görmüş olduğunuz gibi orada çok fazla yanacak bir şey kalmamış. Yangın hemen gösteriyorum. Buraya kadar ilerlemiş. Köy hala karantina altında. İnsan girişi yasak. Ekiplerimizin o bölgedeki çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor. Evet Ömer abi, ekiplerimiz burada ne yapıyor şu anda? Burada yangın Yumaklı Köyü'ne inme ihtimali vardı. Dün geceden beri ekiplerimizi bu bölgeye sevk ettik. İl dışından gelen yeni ekiplerimiz de vardı. Gece geldikleri andan itibaren bu bölgede çalışma gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu bölgede Aksaray, Bursa Mustafa Kemal Paşa, Bursa İnegöl ekibimiz, Ankara'dan 2 ekibimiz bu bölgede çalışma gerçekleştiriyorlar. Bu gördüğümüz yerde yangın tepedeydi. Tepeden buradaki yola kadar indi. Buradan köye doğru geçme ihtimali var. Ormancılar yukarıda söndürme işlemlerini yaptıkları bölgede ekiplerimiz ormancılara soğutma işlemlerinde destek veriyorlar. Burası Muğla merkeze en yakın olan yangın bölgesi. Buradaki riskimiz Muğla bölgesine bu yangının yerleyerek Muğla bölgesine geçmesini engellemek için burada hummalı ve yoğun bir çalışmamız var. En yoğun ekip sevkini bu Yumaklı Mahallesi'ne gerçekleştiriyoruz ki buradaki yangının bir an önce önünü kesip daha fazla ilerlemesini engellemeye çalışıyoruz. Peki genel olarak operasyonda son durum nedir abi şu anda? Şu anda Köyceğiz bölgesinde Marmaris, Muğla merkez, Milas'ta termik santral bölgelerinde bizim ekiplerimiz çalışıyor. Muğla özelinde. Burada yangınlar devam ediyor. Hava şartları henüz yangının devam etmesi için çok elverişli. Rüzgar, şu an bilmiyorum mikrofondan rüzgar sesini alıyor musunuz ama burada sonbahar ayındaymış gibi bir rüzgar var. Yani yaz ayında bu sıcaklarda olmayacak bir rüzgar var. Bu rüzgar devam ettiği sürece yangının ilerlemesi çok mümkün gözüküyor. İnşallah bu rüzgar durursa yangının seyri biraz daha düşeceğine inanıyoruz. Peki abi bu afeti depremle kıyas yapacak olursak neler söylemek istersiniz? Bugüne kadar son birkaç yıldır çok şiddetli afetler yaşadık. Yani bu yangın afeti son birkaç yıldır yaşadığımız deprem ve sel afetlerinden biraz daha etkisini görüyoruz. Çünkü deprem olduğu zaman, deprem olduğu gün yaptığı hasarla orada duruyor. İkinci bir deprem meydana gelmezse. Ama burada bir haftadır, 10 gündür süren yangın ilk günkü şiddetiyle devam ediyor. O yüzden diğer afetlerle kıyaslayamıyoruz. Yani deprem, sel gibi. Buradaki yangın her geçen gün aslında her gün bir yeni bir afet oluyor. Her gün başladığı yerde yeni bir afet oluşturuyor. Muğla Kavaklı Dere'ye bağlı Ortaköy'deyiz. Görmüş olduğunuz gibi yangınlar köyün hemen iç kısımlarına kadar gelmiş durumda. 4 gün önce bu yangın burada gerçekleşmiş ama hamdolsun ki iş makineleri köyle yangın arasına bir set hattı oluşturarak yangının köye gelmesini engellemeye çalışmışlar ve bunda da başarılı olduklarını görüyoruz. İlk anda bu köy tahliye edilmiş. İnsanlar keçileriyle, hayvanlarıyla birlikte güvenli bölgelere intikal etmişler ama hamdolsun yangın söndürüldükten sonra tekrardan buraya gelmişler. Acı tablo bu. Burada bahçeleriniz vardı. Ha, burada bahçelerim vardı. Bahçelerimi yarı yarı almış bak hepsi çocuğum kurtarın diye. Onu çok mani bulmuyor zaten. Çünkü evi kurtaralım diye uğraşmışlar. Onun için hem bahçem hem benim odunlarımı kalkmışlar. Odunlarımın yerini kömür istiyorum. Odun olamazsan kömür alacağım tabii. Ne yapayım? Çok korktunuz mu? Hem nasıl korkmaz mıyız? Korkmaz mıyız? Sabahlar kadar buğdu böbret tuttular. Kendim başka yediydim işte uğraşağı götürdüler beni. Tabii ben kadın ne yapabilirim? Adamın çocuklarım benim iki denesi bulurum diye de telefon ettim. Evlerimi yanıyor yavrum çabuk gelin gelin. Oradan geldiler kurtardılar. Onlar yardım ettiler. 3 gün buldu geçirdiler. Sabahladılar uyku durak yok. Suyu çekmekti. Su atmekti. İş makineleri çalışmıyor. Zor. Ne yapacaksın? Böyle böyle geçirdik de yalnız bu kadarlık olduğunu şükürümüz var. Çok şükür ettik halimize. Evlerim gitti de çığırındım gittim hudalar oka. Kurtulduk şükür olsun.
Aşağı yukarı Yörük köyü. Şimdi 200 tane falan geçisi var bir adamın. O geçe internetler vermişler, satacaklar. Ama gütçek yiye kalmamış. Dağlığa yandı bütün. Ne yapacak? Satacak adam geçiye. Geçmiş olsun teyze. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Gelip gidenlere, arayıp soranlara, yardımcı olanlara çok sağ ol. Hasan abi, bize eline konan kelebeğin hikayesini anlatabilir misin? Kızıldağ mevkisinde yanan yangının köyü tehdit ettiği haberi ulaştı bize. Köyün tahliye edilmesi gerekiyordu. Biz bölgeye intikal ettik. O esnada yukarıdan gelen yangının etkisiyle biraz geri çekildik. Geri çekildiğim zaman aracın yanına doğru gelmiştim ben. Biraz soluklandım, su içtim. Sonra omzumda bir şey hissettim. Şöyle bir omzumu sildiğimde havalanıp uçtuğunu gördüm. O esnada uçup geri gelip elime kondu kelebek. Yanımızdaki arkadaşlar da buna şahit oldular. Hemen avucumun içerisine su döktük. Kelebek bu taraftan iki parmağımın arasından suyu içmeye başladı. Tabii bir yandan sıcağın etkisi var. Su buharlaşıyor. Çok aşırı bir sıcaktı. Yani baygınlık geçirecek derecedeydik. Su buharlaştıkça veya parmağımın arasından aktıkça biz tekrar oraya su eklemeye başladık. Bu esnada yaklaşık 2,5 dakika, 3 dakika kelebek buradan elimden su içti. Zannediyorum doymuş olacak ki sonra uçtu gitti. Biz de arkasından böyle o güzelliğini seyrettik. Çok değişik bir cinsti. Sonradan öğrendim ki kelebek nadir bir türmüş. Çift kuyruklu paşa kelebeği diye kayıtlara giren bir türmüş. Değişik bir hissiyat. Yani bir tarafta yangından çıkan insanları kurtarırken, bir taraftan büyük hayvanları kurtarırken bir tane kelebeğin dahi yangının alevlerinden, dumanlarından kaçarak, susuz kalarak insanlara sığınması çok değişik bir hissiyat. Ve günlerdir size buradaki dramı anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Görmüş olduğunuz gibi ormanlarımız ne yazık ki bu hale geldi. Bu devasa yangınlar neticesinde. Bir daha kendini ne zaman yeniler, ne zaman eski haline döner? Bunu biz görebilir miyiz? Yoksa çocuklarımıza mı nasip olur? Yoksa onlar da mı hiç göremez bu yangınlar? Küresel ısınmanın etkisiyle sürekli kendini bundan sonra tekrarlamaya devam mı eder? Bunu bilemiyoruz. Zaman gösterecek. En azından niyazımız odur ki bir daha asla bu şekilde kitlesel yangınlar kendini tekrarlamasın. Umarım sizler bu videoyu izlediğinizde tüm yangınlar kontrol altına alınmış olur ve umarım ülkemiz bir daha asla böylesi felaketler yaşamaz.